İyi günler sayın seyirciler. Saatlerimiz 16.30'u gösteriyor. Gün sonunda karşınızdayız. 2025-2027 dönemini kapsayan yeni orta vadeli program açıklandı. Detayları konuklarımızla ele alacağız birazdan. Önce konuklarımızı tanıyalım. Evet, hemen öne çıkan günün en önemli gelişmesiyle, onun detaylarıyla başlayalım. Az önce ifade ettik, 2025-2027 dönemini kapsayan yeni orta vadeli program açıklandı bugün. Buna göre 2024 yılı büyüme beklentisi %4'ten %3,5'a çekildi. Enflasyon beklentisi bu yıl için %33'ten %41,5'a çıkarıldı. Cari açık bu yıl için %3,1'den %1,7'ye düşürüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP'nin temel amacının enflasyonun tek haneye düşürülmesi olduğunu dile getirdi. Ekonominin 3 yıllık yol haritası olan orta vadeli program belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2025-2027 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makroekonomik hedeflerin yer aldığı orta vadeli programı kamuoyuna açıkladı. Yeni OVP dönemi dengeli bir büyüme stratejisiyle ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Önceki OVP'de %33 düzeyinde olan 2024 enflasyon hedefi %41,5'a revize edildi. Programımızın temel amacı enflasyonu düşürmek, istikrarı tesis etmek. Uygulamaya konulan sıkı para ve maliye politikalarıyla 2024 yılı için enflasyon oranının %41,5'e gerileyerek enflasyonla mücadelede önemli bir mesafe kat edilmesi beklenmektedir. Değerli arkadaşlar, burada baktığınızda 2025 yılında 17,5'e revize ediyoruz hedefimizi, %20'nin altında, ama geçen yılki oranın birkaç puan üzerinde bir revizyon söz konusu. 2026'da ise tek haneli enflasyon hedefimizi koruyoruz, 9,7'ye düşmesini öngörüyoruz. 2024 büyümesi de %3,5'a çekildi. %4 olarak biliyorsunuz geçen yıl bir tahminde bulunmuştuk. Şu anki tahminimiz bu yıl sonu itibariyle %3,5 olarak revize edilmiş durumdadır. 2025 yılına geldiğimizde büyüme oranının toparlanarak %4 seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Bu dönemde ekonomik reformlar ve yapısal düzenlemelerin etkisiyle büyümenin tekrar hız kazanacağını öngörüyoruz. Önceki OVP'de kişi başı gelir 2024 sonunda 12.875 dolarken, açıklanan yeni OVP'de bu rakam 15.550 dolar olarak belirlendi. 2024 sonunda milli gelirin 1 trilyon 331 milyar dolar olacağı öngörüldü. Dolar bazında, nominal dolar bazında beklentimiz 1 trilyon 331 milyar Türk lirasıdır. Bu da rekor seviyede bir, aslında dolar bazında ekonomik büyüklüğe tekabül etmektedir. Kişi başına gelirimizin 2024 sonu itibariyle 15.551 dolara yükselmesini bekliyoruz.
Bu yıl için işsizlik oranı %9,3'e çekilirken dolar beklentisi de 23 lira 90 kuruştan 33 lira 20 kuruşa çıkarıldı. Aşağı yukarı 1 puan geçen yılki tahminimizden daha iyi noktada olduğumuzu ifade etmek isterim. 2025 yılına geldiğimizde işsizlik oranının %9,6 seviyesinde olunacağı öngörülmektedir. Yılmaz, ekonominin orta üst gelir grubundan yüksek gelirli ülkeler grubuna çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Orta ve uzun vadede bu reformların katkısıyla ülkemizi, ekonomimizi orta üst gelir grubundan yüksek gelirli ülkeler grubuna çıkarmayı hedefliyoruz. Merkez Bankası Başkanı Karahan da dezenflasyon süreciyle uyumluyuz açıklamasında bulundu. Makro çerçeve olarak değerlendirdiğinde dezenflasyon süreciyle uyumlu olduğunu değerlendiriyoruz. Peki ekonominin 3 yıllık yol haritasına iş dünyasından nasıl tepkiler geldi? Hemen aktaralım ilk açıklamaları. TOB Başkanı Rifat İsarcıklıoğlu'nun açıklamasıyla başlayalım. Programın uygulanma sürecinde finansmana erişimin kolaylaştırılması başta olmak üzere reel sektörün sesine daha fazla kulak verilmesini ve kamu özel sektör istişaresinin artırılmasını önemli görüyoruz dedi Rifat İsarcıklıoğlu. İTO Başkanı Şekip Avdagiç de OVP'yi değerlendirdi. Şekip Avdagiç, 2024 için öngörülen kur, İhracatçıyı ve ihracata çalışan sektörleri ciddi şekilde zorlamaya devam edecektir. Bu durumun ithalatı artırarak cari dengede bir risk oluşturmaması için gerekli tedbirlerin alınacağı beklentisi içindeyiz ifadelerini kullandı. OVP'yi değerlendirirken bir diğer açıklamada ASO Başkanı Seyit Ardıç'tan geldi sayın seyirciler. Ülkemizin OVP'de belirlenen hedeflere ulaşabilmesi için topyekün harekat içerisinde olunması gerektiğini söyledi. Sanayicimizin üretme azmini kırmadan bu hedeflere hep birlikte ulaşabilmek için uygun koşullar sağlanmalıdır ifadesini kullandı ASO Başkanı da. Başka açıklamalar da vardı. Hemen onları da aktaralım. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan yine OVP'yi değerlendiren isimler arasındaydı sayın seyirciler. Bahçıvan enflasyonla mücadeleye halkın güvenmesi çok büyük önem taşırken bu tür tutarsızlıklardan kaçınılması gerektiğini, sağlıksız bir yüksek büyüme yerine ekonominin gerçekleriyle uyumlu, sürdürülebilir, nitelikli bir büyümenin hedeflenmesi gerektiğini düşünüyorum, dedi Erdal Bahçıvan. Evet, diğer açıklamaları da hemen aktaralım. TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin açıklaması, 2024 için öngörülen kur, İhracatçıyı ve ihracata çalışan sektörleri ciddi şekilde zorlamaya devam edecektir dedi Gültepe'de. Bu durumun ithalatı artırarak cari dengede bir risk oluşturmaması için gerekli tedbirlerin alınacağının beklentisi içindeyiz açıklamasını yaptı. Ve son olarak da MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'nın değerlendirmesini paylaşalım sayın seyirciler sizinle. OVP kapsamında ortaya koyulan hedeflerin ekonomimize yönelik belirsizlikleri azaltacağına, öngörülebilirliği artıracağını ve böylece ülkemizin pozitif büyüme yolculuğuna Türkiye yüzyılında da hız kesmeden devam edeceğine yürekten inanıyoruz açıklamasını yaptı MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı da. Sayın seyirciler, bugün açıklanan istatistikler var. Her perşembe olduğu gibi onları da sizlerle paylaşalım hemen. Merkez Bankası verileri, TCMB rezervleri 29 Ağustos itibariyle ne durumda? Hemen aktaralım. Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Ağustos itibariyle 1 milyar 40 milyon dolar düşüşle 149 milyar 373 milyon dolara geriledi. Döviz mevduatlarında bir azalma söz konusu. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 29 Ağustos'la sona eren haftada 1 milyar 259 milyon dolar düşüşle 171 milyar 17 milyon dolara gerilemiş. Bu da önemli bir veri. Son zamanlarda bir tartışma vardı hatırlarsınız. Dövize yönelik bir atak mı gelişiyor, bir trend değişikliği mi var tartışmaları vardı. Bu veri o açıdan da önem taşıyan bir veri. Yabancıların hisse satışı söz konusu oldu. Yurt dışında yerleşik kişiler 29 Ağustos haftasında 19,5 milyon dolar net hisse satışı yaptı. 682,9 milyon dolar da dips almışlar. Burada çok büyük bir değişiklik olmadığını görüyoruz ve
KKM'de de düşüş devam ediyor. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 619,2 milyar TL'den 1 trilyon 594,4 milyar TL'ye gerilemiş. KKM'de düşüş devam ediyor. Bu verilerden de görüldüğü üzere. Evet, hemen son rakamları, verileri sizlerle paylaşacağız şimdi de. Evet, BIST 100'de maalesef aya ve haftaya BIST 100 bir miktar moralli başlamış olsa da sonrasında o moral devam etmedi. Birkaç gündür bu düşüş sürüyor. %0,49'luk bir gerileme var BIST 100'de bugün de. 9.936 seviyesinde, 9.936,28 seviyesinde BIST 100. Dolar TL 34'ün altına geriledi. 33,95-96 seviyesinde şu anda, %0,19 değer kaybetmiş dolar TL bugün. Euro ise değerlenmiş. %0,34 düzeyinde bir değerlenme söz konusu Euro'da. 37,83-88 düzeyinde Euro. Sepet kurda Euro'nun etkisiyle birlikte bir miktar artmış. %0,08 düzeyinde, 35,89-60 düzeyinde sepet kur. Ve son olarak da gram altına bakıyoruz. Altında bir miktar keyifsizlik vardı son günlerde ama bugün altın yönünü yukarıya çevirmiş görünüyor. %0,57 artmış gram altın, 2746,31 TL'den işlem görüyor gram altında. Evet, son verileri sizinle paylaşmış olduk. Hemen bir değerlendirme için stratejist Özgür Çandır'a dönelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Borsa haftaya ve aya yükselişle başlamıştı ama maalesef devamı gelmedi. Özellikle Cuma günü Fitch'ten not artırımı da bekliyoruz ama bunun moralli etkilerini borsa tarafında göremedik. Bu tablonun nedenleriyle başlayalım ve kritik seviyeleri alalım sizden. Tabii ki Ağustos ayındaki yayınlarımızda hep şunu konuşmuştuk. Ağustos ayı biraz risk algısının düşük olabileceği bir ay olabilir. 9.500-10.200 aralığında bir ay geçirebiliriz demiştik. Gerçekten de Ağustos ayında 9.500 aşağıda, 10.200 yukarıda bu seviye aralığında bir ay geçirdik. Burada tabii özellikle küresel taraftaki satış baskısıyla başlayan bir düşüş olmuştu ay başında. Küresel taraf toparlarken biz de o toparlanma süreci biraz gecikmişti. Buradaki tabii en temel etmenlerden bir tanesi, biraz Ağustos ayında da bahsetmiştik, hikayemizin azalmış olmasıydı. Ve aynı zamanda gelen ikinci çeyrek bilançolarındaki zayıf görünümdü. Bu da ister istemez Borsa İstanbul'da 10.000 üzerinde kalıcılık oluşmasını engelleyen en temel faktörlerden bir tanesiydi. Eylül ayına aslında iyi başladık. BRICS haberi etkisi pazartesi günü olumlu bir motivasyon yarattı Borsa İstanbul üzerinde. BRICS başvurusu haberi bu anlamda önemliydi. Aynı zamanda dış ticaret açığındaki gerileme de Borsa İstanbul üzerinde kısmi bir motivasyon yarattı. Fakat yine 10.000 üzerinde kalıcılık olmadığı bir haftaya devamını görüyoruz Borsa İstanbul'un. Burada özellikle teknik anlamda 9.900 seviyesi üzerinde kaldığımız sürece, özellikle önümüzdeki haftadan itibaren, yani Eylül'ün ilk haftasının sonundan itibaren pozitif anlamda yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Ama baktığımız zaman genel anlamda piyasa iştahının bu anlamda zayıf olduğunu hala görüyoruz. Yani burada yukarı yönlü bir hareket görsek de yine seçici olmak, belli başlı özellikle motivasyonu yüksek hisse senetlerinde olmak önemli görünüyor. Bu açıdan da aslında Ağustos ayında söylediğimize benzer yapıda aşağıda 9.500 seviyesi, yukarıda 10.200 seviyesi halihazırda önemli koruyan seviyeler. Biraz önce belirttiğim gibi 9.900 üzerinde kısada kalabilirsek, özellikle bugünü 9.980-10.000 bandı üzerinde kapatabilirsek, önümüzdeki hafta bu anlamda daha pozitif, biraz daha tekrardan 10.200 hatta yukarıda 10.800 denemeleri yapabileceğimiz bir süreç geçirebiliriz. Burada tabii yine önemli bir katalizör etkisi için not değerlendirmesi olabilir. Cuma günü bu anlamda seans kapandıktan sonra bir not değerlemesi gelecek. Bu da Borsa İstanbul üzerinde kısmi bir motivasyon oluşturabilir.
Ama dediğim gibi yani kısa vadede baktığımız zaman özellikle temel anlamdaki sebeplerden dolayı Borsa İstanbul'da o baskılı ve sıkışan yapı devam ediyor. Burada tabii özellikle geçtiğimiz ay da bunu gördük. Eylül'ün ilk haftasında da bunu görmeye devam ediyoruz. Hisse bazlı hareketlere yatırımcıların odaklanması önemli. Sektörel bazlı da değil aslında. Hisse bazlı burada biraz daha önemli görünüyor. Özellikle ikinci çeyrekte gelen bilançolarda pozitif tarafta olan şirketlerin hisselerinin daha dik durduğunu, daha yukarı yönlü eğilimlerinin yüksek olduğunu görüyoruz. O açıdan da özellikle ikinci çeyrek bilançoları nispeten pozitif olan ayrışan bilançoların tercih edilebileceği yılın ikinci yarısı ya da yılın son kalan kısmı olabilir diye düşünüyorum Borsa İstanbul adına. O açıdan da yatırımcıların biraz daha ikinci çeyrek bilançolarını daha detaylı incelemelerinde fayda var diye düşünüyorum. Çünkü aynı sektör içerisinde bile ayrışan yapılar görüyoruz. İşte bankacılık endeksinde kamu bankalarının özel bankalara göre nispeten bilançoları bir tık daha iyi geldiği için kamu bankalarının özellikle bugün ayrıştığını görüyoruz. O yüzden de sektörel anlamdan ziyade sektör içerisinde de ayrışan yapıları bulmamız gereken bir dönemdeyiz Borsa İstanbul adına. Toparlayacak olursam önümüzdeki hafta için özellikle 9.900 hatta 10.000 seviyesi üzerinde bir kapanış, haftalık kapanış yapabilirsek ikinci haftadan itibaren motivasyonun bir tık daha yükseldiği bir Borsa İstanbul görebiliriz. Özellikle Eylül ortasında küresel taraftaki Fed'in faiz indirimleri de bu anlamda katkı bizim tarafa da sınırlı da olsa sağlayabilir düşüncesindeyim. Evet, bugün OVP açıklandı. Ben size ona ilişkin değerlendirmenizi de sormak istiyorum. Tabii büyüme hedefleri aşağıya doğru revize edilir, yukarıya doğru revize edilirken, enflasyon hedefleri yukarıya doğru revize edilirken büyüme hedefleri aşağıya doğru revize edildi ama bu büyüme ve enflasyon hedefleri arasında siz bir tutarlılık ya da tutarsızlık noktasında neler söylersiniz, nasıl değerlendiriyorsunuz bu revizyonları? Tabii genelde açıklanan OVP'ler kısmen de olsa iyimser bakış açısıyla hazırlanıyor ve paylaşılıyor tüm tabii katılımcılarla. Bu anlamda bugünkü gelen veriler de tabii ki biraz daha rasyonel. Bu anlamda zaten Sayın Mehmet Şimşek de sürekli bunu vurguluyor. Hem rasyonel tutumdan hem fiyat istikrarından sürekli bahsediyor. Bugünkü veriler de söylediğim gibi kısmen de olsa genel anlamda baktığımız zaman geçtiğimiz OVP'lerdeki gibi iyimser yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Rasyoneliteye yakın olmaya çalışan ama tabii ki piyasanın da böyle biraz nabzını da tutmaya çalışan yapıda veriler. Tabii verileri tek tek incelemeye başlasak ciddi anlamda bir zaman harcamak durumunda olabiliriz ama kabaca baktığımız zaman sizin de belirttiğiniz gibi enflasyonun yukarı yönlü revize edildiği, büyümenin aynı zamanda aşağı yönlü revize edildiği bir yapının olduğunu görüyoruz. Burada tabii dikkatimizi çeken önemli konulardan bir tanesi hafta içinde gelen veri de bu anlamda destekleyici etkideydi. Ki biraz daha sınırlı bir etki yarattı piyasada. Yani çok önemsenmedi. Hep enflasyon konuşuldu hafta boyunca ya da hafta başındaki gelen büyüme verisi konuşuldu. Ama burada dış ticaret açığı ile ilgili gelen veri önemliydi. Biraz bu etki de bugün vurgulandı bütçe açığı ile alakalı kısımda. Bu açıdan da önümüzdeki günlerdeki beklentiler, işte dolar TL ile ilgili, enflasyonla ilgili, büyüme ile ilgili beklentilerin ben açıkçası fazlasıyla iyimser olduğunu gözlemledim. Yani dolar TL hedefi bu sene için 33,2'ye revize edilmiş. Tabii yani mesela dolar TL hedefi yine aynı şekilde, enflasyon yine tabii en azından Merkez Bankası'nın hedeflediği üst banta yaklaşmış durumda. Ama 2025 ile ilgili hedef kısmen de olsa biraz pozitif bir hedef. Yani hani iyimser bir hedef, öyle söyleyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman dolar TL'nin 2025 hedefiyle 2024 arasında da ciddi bir makas var. Enflasyonun üzerinde bir makas olduğunu da görüyoruz.
O açıdan da dediğim gibi hani biraz daha iyimser bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Genel anlamda değerlendirdiğimiz zaman OVP'yi de tabii ki hani yapılması gerekenler hep vurgulanmış, neden sonuç ilişkileri hep bir şekilde ifade edilmiş ama bunların nasıl yapılacağı ve süreç içerisinde uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili anekdotların olmaması tabii kısmen de olsa piyasa üzerinde bir soru işareti bıraktı diye düşünüyorum. Yani önceki OVP'ye baktığımız zaman da maddelerin içerisindeki yaklaşık 10 tane ya da 12 tane maddenin uygulanmadığını süreç içerisinde görüyoruz. O açıdan da hani içeriğin tamam evet tatmin edici, evet rakamsal olarak verilen veriler de bu anlamda istikrarlı görünüyor, yapıcı ve pozitif görünüyor. Ama bunlar ne şekilde ve nasıl uygulanıp bu sonuçlara elde edilecek kısmı biraz havada kaldı diye gözlemledim. O açıdan da piyasada zaten bu anlamda OVP'yi ısrarla bekliyordu. Özellikle Borsa İstanbul kanadında açıkçası nötr bir yapıda karşıladı. Hatta yatay negatif yapı şu anda da Borsa İstanbul'da devam ediyor. O açıdan da hani açıklanan bu derece üzerinde durulan OVP'nin biraz daha detaylı, biraz daha söylediğim gibi özellikle önümüzdeki günlerde artık bekleyeceğiz büyük ihtimalle. Yapısal reformlarla destekleyici yapıda bir sunumla hazırlanması herhalde piyasa adına daha tatmin edici olurdu. Ama dediğim gibi hani genel anlamda baktığımız zaman en azından şunu görüyoruz süreç içerisinde. Rasyonel politikaların devam edecek olması, istikrarlı yapının devam edecek olması, aynı zamanda dezenflasyon süreciyle ilgili mücadelenin devam edecek olması. Ben açıkçası en çok Sayın Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalara odaklandım OVP'yi dinlerken. Sayın Mehmet Şimşek özellikle dezenflasyon süreci vurgusunu yaptı. Yani halkın refah seviyesi belli bir seviyeye gelmeden biz zaten büyümeden ya da başka etmenlerden bahsedemeyiz. Öncelikle bizim ilk hedefimiz burada enflasyonu düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak ifadesini kullandı. Bu anlamdaki bu tavrı da tabii önümüzdeki günler adına tabii ki beklentileri bu anlamda yükselten yapıda. Şayet işte bunlar söylediğim ölçüde oluşur ve bununla ilgili o planladıkları süreç iyi şekilde yürürse bu da tabii ki pozitif bir katkı sağlar. Yani burada belirlenen yapısal reformlar, vergi süreci, işte vergi adaletinden bahsedildi, vergi sürecinin nasıl işleyeceğinden bahsedildi. Bunlar uygulamaya geçildiğinde tabii ki bu hedefler süreç içerisinde sapmalarla birlikte ulaşılabilecek hedefler olarak göze çarpıyor ama vadesi tabii belirtildiği gibi değil, biraz daha uzun vade şeklinde değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Evet, çok az bir zamanımız kaldı, belki çok kısaca değinebiliriz ona da diye düşünüyorum. Amerika tarafında yarın takip edeceğimiz o önemli veri, tarım dışı istihdam verisi, bazı diğer iş gücüne ilişkin bazı diğer veriler de geldi tabii öncesinde. Nedir beklentiniz? BIST'e etkisi nasıl olabilir gelecek verinin? Tabii ADP de geldi, özel sektör istihdam verisi de geldi. Bu anlamda o beklentinin altında geldi. Hani gerçi çok böyle tarım dışı istihdamla zaman zaman örtüşmeyebiliyor bu veri. Hı hı. Burada tabii özellikle Citibank'ın açıklaması önemli. 125 bin civarında bir beklentisi var. İşsizliğinde 4.3 gelmesini bekliyor. Bu ölçüde gelebilecek bir veri muhtemelen piyasayı tatmin edecektir. Biraz son günlerdeki özellikle küresel taraftaki fiyat hareketlerine baktığımız zaman sanki Eylül toplantısında 50 bas puanlık indirime bir alan açıldığı yönünde okudum ben piyasa tarafındaki bu hareketleri. Gelecek tarım dışı istihdam verisi de beklenti dahilinde ya da beklentinin bir tık altında gelirse biraz daha Fed'i bu anlamda 50 bas puana zorlayabilir. Tabii süreç içerisinde izleyip göreceğiz. Böyle konuşuyoruz ama bu arada tabii Powell'ın da özellikle temkinli ve tedbirli bir duruşu var süreç içerisinde. O açıdan da her koşulda yine de tabii ki piyasa koşullarında 25'e de başlayabilir. Biraz da burada tabii Powell faktörü de devreye girecek diye düşünüyorum.
tarım dışı istihdam verisinde de beklenti yönünde, yani o az önce belirttiğim 125 bin civarında ya da belki onun bir gelmesi yönünde. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerinizi paylaştığınız için Özgür Çandır. Çok teşekkürler. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum o zaman. Çok sağ olun. Sayın seyirciler, şimdi gün sonunda kısa bir ara vereceğiz. Birazdan ekonominin 3 yıllık yol haritası OVP'yi konuğumuzla biraz daha detaylı olarak ele alacağız. Bizden ayrılmayın. Gün sonu kısa bir aranın ardından devam ediyor sayın seyirciler. 2025-2027 dönemini kapsayan yeni orta vadeli program açıklandı. Buna göre 2024 yılı büyüme beklentisi %4'ten %3,5'a çekildi. Enflasyon beklentisi bu yıl için %33'ten %41,5'a güncellendi. Cari açık yine bu yıl için %3,1'den %1,7'ye düşürüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP'nin temel amacının enflasyonun tek haneye düşürülmesi olduğunu dile getirdi. Boyunca 2,3 milyon ekonominin 3 yıllık yol haritası olan orta vadeli program belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2025-2027 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makroekonomik hedeflerin yer aldığı orta vadeli programı kamuoyuna açıkladı. Yeni OVP dönemi dengeli bir büyüme stratejisiyle ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Önceki OVP'de %33 düzeyinde olan 2024 enflasyon hedefi %41,5'a revize edildi. Programımızın temel amacı enflasyonu düşürmek, istikrarı tesis etmek. Uygulamaya konulan sıkı para ve maliye politikalarıyla 2024 yılı için enflasyon oranının %41,5'e gerileyerek enflasyonla mücadelede önemli bir mesafe kat edilmesi beklenmektedir. Değerli arkadaşlar, burada baktığınızda 2025 yılında 17,5'e revize ediyoruz hedefimizi. %20'nin altında ama geçen yılki oranın birkaç puan üzerinde bir revizyon söz konusu. 2026'da ise tek haneli enflasyon hedefimizi koruyoruz. 9,7'ye düşmesini öngörüyoruz. 2024 büyümesi de %3,5'a çekildi. %4 olarak biliyorsunuz geçen yıl bir tahminde bulunmuştuk. Şu anki tahminimiz bu yıl sonu itibariyle %3,5 olarak revize edilmiş durumdadır. 2025 yılına geldiğimizde büyüme oranının toparlanarak %4 seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Bu dönemde ekonomik reformlar ve yapısal düzenlemelerin etkisiyle büyümenin tekrar hız kazanacağını öngörüyoruz. Önceki OVP'de kişi başı gelir 2024 sonunda 12.875 dolarken açıklanan yeni OVP'de bu rakam 15.550 dolar olarak belirlendi. 2024 sonunda milli gelirin 1 trilyon 331 milyar dolar olacağı öngörüldü. Dolar bazında, nominal dolar bazında beklentimiz 1 trilyon 331 milyar Türk lirasıdır. Bu da rekor seviyede bir aslında dolar bazında ekonomik büyüklüğe tekabül etmektedir. Kişi başına gelirimizin 2024 sonu itibariyle 15.551 dolara yükselmesini bekliyoruz. Bu yıl için işsizlik oranı %9,3'e çekilirken dolar beklentisi de 23 lira 90 kuruştan 33 lira 20 kuruşa çıkarıldı. Aşağı yukarı 1 puan geçen yılki tahminimizden daha iyi noktada olduğumuzu ifade etmek isterim. 2025 yılına geldiğimizde işsizlik oranının %9,6 seviyesinde olunacağı öngörülmektedir. Yılmaz, ekonominin orta üst gelir grubundan yüksek gelirli ülkeler grubuna çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Orta ve uzun vadede bu reformların katkısıyla ülkemizi, ekonomimizi
orta üst gelir grubundan yüksek gelirli ülkeler grubuna çıkarmayı hedefliyoruz. Merkez Bankası Başkanı Karahan da dezenflasyon süreciyle uyumluyuz açıklamasında bulundu. Makro çerçeve olarak değerlendirdiğinde dezenflasyon süreciyle uyumlu olduğunu değerlendiriyoruz. Evet, 2025-2027 dönemini kapsayan yeni orta vadeli programın detaylarını konuşacağız. Doçent Doktor Sayın Ali Osman Balkanlı şu anda telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen ben sorularıma geçmeden önce sizden değerlendirmenizi almak istiyorum. Özellikle de enflasyon ve büyüme tarafında yapılan revizyonlar noktasında en çok da hani bu revizyonlar birbiriyle tutarlılık gösteriyor mu noktasında değerlendirmeler olduğunu görüyoruz. Siz tutarlı buldunuz mu enflasyon ve büyüme revizyonlarını? Önce şunu söylemek lazım. Bu plan OVP bir bakıma ekonomi dünyasına ve topluma gelecek 3 yılda nasıl bir görünüm hedefleniyor onu gösteriyor, onu anlatmaya çalışıyor. Bu çerçevede değerlendirdiğimizde biz eskiden de bildiğimiz üzere kalkınma planları vardı ve yıllık programlar vardı. Bunu bu çerçevede düşündüğümüzde şunu çok net olarak söyleyebiliriz. Şu 3 yıl içerisinde nasıl bir iktisat politikası hedefleniyor onu bir bakıma ifade ediyor plan. Bu çerçevede değerlendirdiğimizde biraz önce sizin de söylediğiniz gibi iktisatta iki ana temel olgu var. Enflasyonu kontrol etmek ve büyümeyi yönlendirebilmek. İşte bu çerçeveden değerlendirdiğimizde şunu en başta söyleyebiliriz. Öncelikle planda enflasyonu kontrol etmek çok daha fazla belirgin olarak görülmek durumunda. Özellikle işte enflasyon oranı şu oldu, bu oldu. Bunları tabii ki gelecekte nasıl olabilir? Çok faktörlü olgular bunlar. Net olarak tespit edebilmek ya da söyleyebilmek biraz iktisat dünyası yapısı gereği zor. Ama bir tahminde bulunmak bir öngörüyü de ifade etmek durumundadır. İşte bu noktada baktığımızda enflasyonu kontrol etmenin biraz daha fazla önde olduğunu ben gözlüyorum bu planda. Bu hedef demetinde. Ama öbür taraftan da diğer bir olgu var. O da şu. Hem istihdamı toparlayabilmek, geliştirebilmek, hem ekonomik canlılığı öne alabilmek noktasında ekonomik büyümenin üste tutulması gerekli. İşte bu noktadan baktığımızda ben bu 3 yıllık planı biraz iki kısma ayırıyorum. İlk zamanda, ilk bölümde enflasyon biraz daha sanki ön plana alınmış. Özellikle enflasyon oranlarındaki öngörülen düşüş trendinden bu görülüyor. Ve belli bir seviyeye ulaştıktan sonra yani büyük ihtimalle planın ikinci yarısıyla birlikte demek mümkün. 2007'nin sonuna doğru, 27'nin. Büyümeye biraz daha fazla ağırlık verilmesi söz konusu. Ama şu da var öbür tarafta, daha öndeki büyüme rakamlarına göre revize edilen bir büyüme oranı var. Buradan da anlayabiliyoruz ki enflasyon hedefi biraz daha fazla bu planda, ön planda tutulmuş. Bunun ifadesi olarak şöyle bir düşünce geliyor benim aklıma. Kimi çevrelerde faiz oranının düşürebileceğinden falan bahsediliyordu. Ben şimdi bu plana baktığımda faiz oranındaki düşüşün yakın zamanda en azından bir yıllık bir süre içerisinde sanki olmayacağını seziniyorum. Çünkü enflasyon oranındaki düşüşü sürdürebilmek için faiz oranının biraz düşmemesi beklenir. Yukarıda olması beklenir. Benim bu noktada öngörüm biraz bu şekilde. Yani bu plana göre tabii konuşabiliyoruz. Öbür taraftan baktığımızda büyüme oranı ise 2026 ve sonrasında belirgin olarak artıyor.
Yani 2024 ve 2025'i düşündüğümüzde biraz daha enflasyon oranını kontrol altına almanın ön plana geleceğini görüyoruz. Bakın siz de ekranda gördüğünüz gibi 2024'te 41,5 oranından bahsediyoruz. 2025'te ciddi bir düşüşle 17,5'a, evet. Ve 2026'da da 9,7'ye. Şöyle diyelim, 2024'te yuvarlayarak söyleyeceğim çünkü daha iyi anlayabileceğiz. %42 bir enflasyon oranını göreceğiz diyor bence filan. Bu oran neredeyse yarı yarıya düşerek, hani 21 demeyelim de 17,5'a daha da fazla bir düşüş görülecektir diyor. Ve ardından %10'u görüyor. Burada da düşüş oranlarına baktığımızda 2025'te düşüşün daha fazla belirgin olacağını görüyoruz. Bunu düşündüğümüzde, analiz ettiğimizde enflasyon oranındaki düşüşün belirleyicisi ne olacaktır? Faiz oranları olacaktır. Çünkü faiz oranları insanların toplumun tüketim eğilimlerini azaltacaktır. Yüksek bir bedel olduğu için faiz oranı. Bu nedenle ben 2005 yılında bu plana göre, bu hedefe göre enflasyonu indirmenin ana politika hedefi olduğunu düşünüyorum. Büyümenin ikinci sırada geldiğini düşünüyorum. Ama 2026'nın ortası ya da sonrasında ise öngörülen hedeflere ulaşıldığı düşüncesinde büyümeye biraz daha ağırlık vereceğini görmek durumundayız. Evet, burada Sayın Balkan, az önce siz de grafik üzerinden aktardınız. Arkadaşlarım da grafiği belki tekrar ekrana taşırlar. Şimdi özellikle 2025 yılı için enflasyon hedefi özellikle iddialı %17,5'luk bir enflasyon hedefi 2025 için söz konusu. Ama burada büyümenin, yani şimdi biz bu sene için zaten şunu konuşuyoruz. Enflasyonla mücadele yüzünden ekonomi soğudu. Ekonomi soğuyunca da işte bir stagflasyon tehlikesinden, sert inişten bahsetmeye başladık. Şimdi 2025 yılında da enflasyon hedefi öncelikli diye siz vurguladınız. %17,5'luk bir enflasyon hedefi söz konusu OVP'de, ama büyümenin burada 2025 yılında %4 olarak görece yüksek denebilecek bir büyüme oranı olarak ortaya konmuş olması, hedeflenmiş olması, orada bir çelişki. Buna yönelik eleştiriler ben okudum. Siz katılıyor musunuz, yoksa tutarlı buluyor musunuz bu 2025 enflasyon ve büyüme hedeflerini birbiriyle? Şunu söyleyebiliriz. Öncelikle enflasyon oranının, siz de fark ettiniz sanırım, onu bunu söylemek değil, net olarak sizler de ekranda görüyorsunuz. Net vurguyu yaparsak %42, yuvarlak rakamda %42,5 olan enflasyon oranı 2024 sonunda, 2025 sonunda %17,5'a indirilmesi hedefleniyor. Yani evet, düşüş oranı çok yüksek. Çok yüksek. Ciddi bir soğumayla beraber herhalde gelebilir böyle bir. Olabilir mi diyorsunuz? %3,5'ten %4'e büyümenin çıkarılmış ya da öngörülmüş olması. Yani görüntüye baktığımızda bunu söyleyebiliriz. Ama öbür taraftan iktisatta şöyle bir olgu da var. Türkiye ekonomisi aktörleri baktığımızda bir şekilde dinamik bir yapıya sahip ve bu çerçevede düşündüğümüzde ben şöyle öngörüyorum, %3,5 ya da %4 diye görmek yerine, 0,5 puanlık payı görmek yerine 2024'ten 2027 sonuna %3,5'ten %5'e, yani %50'ye bir yakın büyüme oranında bir artışı görmek durumundayız. Bence buraya bakmak lazım ve buraya baktığımızda ben şunu düşünüyorum. Evet, çok doğru. %3,5 da olabilir, %4 da olabilir, ama bu çok önemli bir belirleyici değil. Çünkü burada iktisat politikalarından ziyade toplumun dinamizmi de belirleyici. Toplumun öyle ya da böyle genç nüfusa sahip olması, kısılmış tüketimlerin bir şekilde yeniden aktive edilecek olması, durumlarının olabilirliği, büyüme oranında 3,5'ten 4'e, belki 4,2'ye bile bir hareketliliği getirebilir. Şu an çünkü faiz oranlarına baktığımızda, enflasyonu düşürmede etkili olduğunu söylediğimiz faiz oranlarına baktığımızda zaten yüksek seviyedeler. Yani burada faiz oranlarının
artırılmasının dışında toplumsal tüketim de kalıplara diyorum frene basılması nedeniyle bu tren 2025'te de kendisini gösterebilir ve dolayısıyla TÜFE'deki düşüş devam edebilir. Yani o çerçevede bence net bir çelişki değil de biraz daha ayrıntılı değerlendirilmesi gereken bir değer olarak düşünüyorum. Evet, bu grafik üzerinden vurgulamak istediğiniz başka bir husus var mı? Onu da sorayım. Bütçe açığıyla ilgili hedeflere girmek istiyorum ondan sonra. Sizin bu grafiğe ilişkin başka bir değerlendirmeniz olacak mı? Bunu söylemek isterim ben. Bunlar dediğimiz gibi öngörüdür. Şimdi burada iktisatçı gözüyle baktığımızda %3,5 mu olacak, 4 mu olacak ya da 41,5 mu enflasyon oranı olacak, 17,5 mu olacak demek ve bunun üzerine rakamlara takılmak çok fazla doğru olmasa gerek. Çünkü burada yapılan bir 3 yıllık vadede 2024 bitiyor gibi neredeyse genel akışın öngörüsel olarak ne yönde olabileceğine dair bir program demeyelim ama bir cetvel gibi bir şeydir bu. Ve buradan anlamamız gereken ya da benim anladığım şu ki öncelikli hedef burada enflasyonu düşürmek ve aynı zamanda belli bir süre sonra da büyüme oranını artırmaya çalışmak. Yani burada şunu görmek lazım. Büyüme 3,5'tan 5'e çıkarılıyor. Yani neredeyse %50'ye yakın. TÜFE ise 41,5'tan 7'ye düşürülmesi öngörülüyor. Olağanüstü bir frene basma demek. Bunu bu şekilde görmek lazım ama bence buraya bir başka faktörü eklemek lazım. Bu bize bir yol haritası çiziyor. Ama bunların olabilirliğini sadece Türkiye koşullarında düşünmemek lazım. Dünya ekonomisi, dünya siyaseti yani uluslararası arenen ne yönde değişecek? Çünkü biz sonuçta küresel bir dünyadayız ve tek başımıza değiliz Türkiye olarak. Yani bu verileri diğer tarafta dünya ekonomisi gelişmeleriyle de birlikte değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Şunu da çok kısaca bütçe açığına geçmeden önce sormak istiyorum. Verilen mesajlara baktığımız zaman Merkez Bankası'nın tabii ki öncelikli hedefi enflasyonla mücadele. Bugün Sayın Cevdet Yılmaz da OVP ile asıl hedefin, birinci hedefin enflasyonla mücadele olduğunu, fiyat istikrarının sağlanması olduğunu ifade etti. Hem şu anda OVP'de açıklanan bu yeni revizyonlarla ortaya konan program bize bu anlamda Merkez Bankası'yla ekonomi yönetimi arasında öncelikler noktasında tam bir fikir birliği, eylemler noktasında bir ayrılık yaşanır mı? Bu noktada endişeler zaman zaman biliyorsunuz gündeme geliyor, spekülatif haberler gündeme geliyor. Bu noktada tam bir fikir birliği hem açıklamalara baktığınız zaman hem de hedeflere baktığınız zaman böyle bir ayrışma yaşanmayacağı noktasında güven verdi mi? Şunu söyleyelim, bu yol haritasına baktığımızda, ÖVP'ye baktığımızda biraz önce söylediğim gibi enflasyon hedeflemesini burada çünkü çok sert bir düşüşten bahsediliyor. Büyümeye odaklanmayalım, enflasyona odaklanalım. Bunu düşündüğümüzde benim biraz önce size söylediğim gibi faiz oranlarında 2025'te ben yani bu haritadan anladığım düşüşün olmayacağı yönünde. Bu noktadan baktığımızda Merkez Bankası ile ekonomi yönetimi arasında çok bir farklılaşmanın olacağını ben düşünmüyorum. Şunu düşünebiliyorum, belki maliye politikalarında biraz daha gelişmenin ya da geliştirici politikalarının gerçekleştirilmesi söz konusu olabilir bu hedeflere varmak için. Özellikle faiz oranlarının daha fazla yükselmesi yerine de belki maliye politikası tedbirleri öne alınarak enflasyondaki düşme yönlendirilebilir diye düşünüyorum. Evet, ama ben de şimdi size aslında onu soracaktım. Yani 2024'te %4,9 olarak gerçekleşeceği belirtilen bütçe açığı mesela nasıl %3,1'e çekilecek? 2024 bütçesini etkileyecek yeni bir mali sıkılaşma
Tabii ki gerekli bu noktada. Bu anlamda OVP ne gösterdi? Böyle bir mali sıkılaşmanın sizce işaretini verdi mi OVP? İki gündür de baktığımız zaman Sayın Fatih Karahan mesela bugün ne demiş orta vadeli program hakkında konuşurken? OVP'deki makro çerçeve ile TCMB uyumu açısından en önemli olan mali ve kamu politikalarının duruşu ifadesini kullanmış. Sayın Hatice Karahan'ın da dün bir açıklaması vardı. Mali görünüm önümüzdeki dönemde dezenflasyon sürecinde maliye politikasından gelecek güçlü desteğin önemi vurgusu vardı Sayın Karahan'dan da. Hep bu biz para politikası tarafını hallediyoruz. Artık mali politika, maliye politikası anlamında sizden destek bekliyoruz gibi de algılanıyor bu açıklamalar. Bilmiyorum OVP'de böyle bir işaret aldınız mı siz maliye politikası tarafında atılacak adımlarla ilgili? Şunu söyleyelim hemen. Şu anki faiz oranlarını düşürdüğümüzde bu yol haritasında planlamada OVP'de öngörülen hedeflere ulaşmada evet faiz oranları düşürülmeyecektir bence diye düşünüyorum. Yani en azından o haritadan çıkarsam ama o. Ama öbür taraftan faiz oranlarının arttırılmasının yerine benim tahminim maliye politikası tedbirlerinin daha fazla ön plana geleceği, buradan bir tüfeğe etkili söz konusu olabileceğidir. Bu da aslında olması beklenen bir şey. Çünkü zaten tüketim kalıplarının faiz oranlarıyla daraldığı ortamda kamusal tedbirlerle tüfenin etkileyenlerinin bir kısmının kontrol altına alınmasını beklemek gerekir. Benim öngörüm maliye politikasının biraz daha bundan sonra ağırlık kazanacağı ve faiz oranlarının evet düşme olmayacağı ama yükselmenin de olmayabileceği yönündedir. Bu yol haritası bana biraz bunu düşündürtüyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ekonomist, doçent doktor Sayın Ali Osman Balkanlı yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Sayın seyirciler, sektördeki son yenilikleri ve gıda trendlerini keşfetme imkanı sağlayan Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı World Food İstanbul, 6 Eylül 2024 tarihine kadar TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde misafirlerini ağırlayacak. İstanbul Fuar Direktörü Semi Ben Banas de fuara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı World Food İstanbul, 42 ülkeden 1300'e yakın yerli ve yabancı katılımcıyla devam ediyor. Geçen seneye kıyasla fuara ilginin arttığını söyleyen World Food İstanbul Fuar Direktörü Semi Ben Banas de EkoTürk'e açıklamalarda bulundu. Baktığınız zaman biz geçen sene World Food İstanbul Fuarı'nda 65 binin üzerinde ziyaretçi ağırladık fuarda ve bunun yaklaşık 20 bini yabancı ziyaretçiydi. %30 gibi bir orandan bahsediyoruz. Bu seneye baktığınız zaman minimum 75-80 bin ziyaretçi ağırlıyor olacağız fuarımızda. Geçen sene 27 bin tane toplantı düzenlenmiş. Geçen senenin rakamlarıyla bu seneye baktığınız zaman en az 35 bin toplantı gerçekleşecek ve bunların sonucunda çok ciddi bir iş hacmine ön ayak oluyoruz. Geçen seneye yine baktığınız zaman 1,5 milyar euro gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Biz bu rakamı da kendi irademize göre söylemiyoruz. Bu toplantıların sonucunda tek tek ilgili taraflara soruyoruz. Nasıl bir iş hacmi yarattınız? 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık dönemlerde bu geri dönüşleri takip ediyoruz. Bütün amacımız kurulduğumuzdan beri bir tane misyonumuz var. Hem Türkiye'deki üreticilere, gıda üreticilerine ihracat anlamında bir potansiyel sağlamak hem de Türkiye ekonomisine direkt olarak katkıda bulunabilmek. Geçen sene 1,5 milyar euroluk direkt bir katkıda bulunduk. Bu sene hedefimiz 2 milyar euro olabilirse 2,5 milyar euro gibi ciddi bir ihracat katkısı, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak gibi bir hedefimiz var. Ben Banas de Türkiye'nin gıda ürünleri ihracatındaki pazarlama ve markalaşma sürecini de değerlendirdi. Türkiye'nin gıda tarafındaki potansiyelini bence konuşmaya bile gerek yok. Hatta pazarlama tarafında biz bence eksiyiz. Türkiye'de çok daha ciddi markalar yaratıp dünyada çok çok daha önemli konumlara gelmemiz lazım. Bu tip bir organizasyonlar zaten bunlara vesile oluyor ama ileriki dönemde bence bu markalaşma konusunda da daha ciddi adımlar atıyor olacağız. Evet, şu an fiyat tarafında maliyetlerden ötürü birazcık dezavantajlı gibi görünsek de buradaki ortamdan görebiliyorsunuz ki talepte çok büyük bir daralma yok.
Bu haberle birlikte gün sonunun sonuna geldik sayın seyirciler. Birazdan global piyasalarda tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Borsa İstanbul sunar. Evet, global piyasalarla yeniden birlikteyiz sayın seyirciler. Philip Capital araştırma uzman yardımcısı Makoto Mitsubashi ile birlikteyiz. Makoto hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, dün Jolt verisinden bahsetmiştin. Veriler birbirini takip ediyor aslında. Özel sektör istihdamı geldi, işsizlik maaşı başvuruları geldi. Veriler aslında karışık ve tabii bütün bunlarla birlikte en önemli veri yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi. Bu son veriler özellikle istihdam piyasasına ilişkin ne söylüyor Amerika'da ve Fed'in yol haritasına ilişkin beklentilerde, senaryolarda bu verilerle birlikte bir değişiklik gerçekleşti mi? Evet, öncelikle iyi yayınlar. Sizin dediğiniz gibi az önce bu özel sektör istihdam verisi geldi ve beklentiden oldukça düşük açıklandı. Bu biraz beni korkuttu açıkçası. Yani piyasalara anlık bir düşüş yaratabilir, yani böyle bir etki yaratabilir diye düşünmüştüm ki gerçekten o saatte vadeli endekslere baktığımızda sert bir satış, yani anlık satış geldi ama toparlanmaya başardı diyebiliriz. Zaten tarihsel olarak bu özel sektör verisi ve tarım dışı istihdamın arasında çok güçlü, çok kuvvetli bir korelasyon görünmüyor. Dolayısıyla yarınki veri daha önemli demek belki yanlış olur ama yarına biraz daha odaklanıyor diyebiliriz. İşsizlik maaş başvuru larına bakacak olursak bu veri aslında haftalık olduğu için yani çok diğer verilere kadar önemli olmasa da haftalık bir düşüş gösterdi. Bu bize ne gösteriyor? İşsizlik başvuruların azaldığını, iş gücü piyasasının dayanıklı olduğunu gösteriyor. Tabii ki yarınki tarım dışı istihdamda yakından takip ediyor olacağız. Dediğim gibi piyasa çok umursamadı bugünkü ADP istihdam değişim verisine, yani alçak gelmesine rağmen bugün piyasa artıda, hafif olsa da artıda. Bunu ben açıkçası teknik tarafından bakmak istiyorum çünkü Nasdaq endeksindeki bu 18.800 direnci desteği çok güzel çalıştığını görüyoruz. S&P ise 5.500 desteğin kuvvetli bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla biraz daha teknik bir destek olduğunu söyleyebiliriz bu tarafta. Temel tarafından çok güçlü bir destek olmasa da. Tabii burada teknoloji hisselerinin toparlanması da söz konusu. Nvidia bugün %2 civarında artıda. Tabii ki bu tarafta çok volatil bir seyri var. Dün mesela Nvidia %5 civarında yukarı artıya kadar gitmişti. Ondan sonra sert bir düşüş yaşandı. O yüzden yakından takip etmiş olacağız bu tarafta da. Az önce dediğim gibi bu yarınki tarım dışı istihdam son derece önemli. Dün Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostic tarafından birkaç ifade duyduk ve o da hedef olan bu %2 enflasyonuna kadar inmesi gerek yok. Ondan önce faiz indirimi başlayabiliriz. Yani başlamasak, bu döngü başlamasa o zaman istihdam piyasasına gereksiz acı bir duruma sokabiliriz. Böyle bir ifadeler duyduk. Dolayısıyla zaten bekleniyordu. Eylül ayında 25 bas puan indirim olacak en düşük şekilde. 50 bas puan faiz indirim beklentisi de, bu beklenti olasılık da artıyor gittikçe. Bugün mesela baktığımızda CME FedWatch verisine baktığımızda %45 civarında olasılık fiyatlıyor piyasa 50 bas puanı. Aynen, 50 bas puana %45 olasılık fiyatlıyor piyasa katılımcılar. Bu son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 50 bas puan faiz indirimi gerçekten gerçekleşirse Eylül ayında, o zaman Fed tarafından da bir panik sinyal yaratabilir. Yatırımcılar da biraz panik duruma girebilir.
burada piyasalara nasıl etkileyeceği şimdiden takip etmek zor ama düşüşe girebilir piyasalar. Evet, ABD tahvilleri bu noktada ne söylüyor diye bakacak olursak, özellikle de kısa vadeli olanları öncülüğünde ABD tahvilleri değer kazanmıştı. Tahviller tarafında nasıl bir hareketlilik var ve tahvillere bakarak aslında indirim noktasında nasıl bir senaryo, Fed'in faiz indirimlerin büyüklüğü noktasında nasıl bir senaryo ortaya çıkıyor? Tahvil tarafında zaten biliyoruz, tahvil ve tahvil faiz ters korelasyon var o tarafta ve şimdiki bu jeopolitik gerilimden dolayı, seçimden önceki belirsizlikten dolayı faiz indirimine dair bu 25 mi olacak, 50 bas puanlık faiz indirimi olacak, öyle bir belirsiz anında tahvil faizleri düştüğünü görüyoruz. Yani tahvillere talep arttı. Şimdi aslında burada önemli nokta şu: 10 yıllık tahvil faiz ve 2 yıllık tahvil faizin makası daraldı. Yani neredeyse sıfıra geldi. Son 4-5 yıl mı, yani öyle bir, o kadar olmayabilir, 3-4 yıl falan bu makas, yani ters eğilim söz konusuydu. Şöyle söylüyor, yani tarihsel olarak baktığımızda 2 yıllık tahvil faizi daha yüksekse, yani daha yüksek getiri sağlıyorsa 10 yıllık tahvil faizin, o zaman resesyon korkusu ortaya çıkıyor. Yakın zamanda resesyona girebiliriz, sinyal işaret ediyor bize. Dolayısıyla bu makasın normalleşmesi son derece olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu verilere odaklanmış olacağız. Çünkü bu makasla bazı ekonomistler, bazı analistler artık çalışmıyor diyenler de var. Bu makasın ters eğilimi başladıktan sonra zaten resesyona girmedik. ABD büyüme oranları hala güçlü bir seviyede kalıyor. Dolayısıyla bunu da takip ediyor olacağız ama tabii ki o kadar da yani dayanarak resesyon olasılığı fiyatlamayacağız. Borsa İstanbul sundu.